Merhabalar arkadaşlar forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf sosyal bilgiler kitabı sayfa 34 ve 35'i işleyeceğiz. Konumuz birinci ünite değerlendirme soruları ve cevapları. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa de yanlışsa Y yazınız. Sosyal bilgiler dersi yeni sosyal bilgiler öğrenmemde bana yardımcı oluyor. Doğru. Her olayın sadece bir sebebi de bir sonucu da olur. Yanlış. Herkesin üzerine aldığı rolü yerine getirmesi işimizi kolaylaştırır. Doğru. Çocuk hakları konusunda dünya devletleri bilinçli hareket etmektedir. Doğru. Okulda çeşitli sosyal faaliyetlere katılım sağlamak hakkımızdır. Doğru. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. 1989 yılında dünya devletleri tarafından kabul edilen çocuk haklarına dair sözleşme ile çocuklara yönelik çalışmalarda artış görülmektedir. Okul ve aile kurum ve grup için örnek olarak gösterilebilir. Aldığımız görevleri zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirmemiz sorumluluk sahibi bir birey olduğumuzu gösterir. Türkiye Cumhuriyeti'ne olumlu bir katkıda bulunmak istiyorsak etkin bir vatandaş olmalıyız. Sosyalleşme için akrabalarımızla ve arkadaşlarımızla çeşitli etkinlikler yapmamız önemlidir. Aşağıda verilen bilgilere göre eşleştirmeleri yapınız. Bilimsellik çalışmalarımda çeşitli kaynaklar kullanırım. Bilim insanlarının yaptığı çalışmaları takip ederim. Sınıf başkanlığı seçimlerinde aday olmayı düşünüyorum. Hak, cam, plastik, kağıt gibi maddeleri geri dönüşüm kutusuna atmak hepimizin görevidir. Sorumluluk. Komşumuzun yeni aldığı çim biçimi makinesinin çevreyi bu kadar rahatsız edeceğini hiç düşünmemiştim. Çok boyutluluk. Sosyal bilgiler dersinde farklı konularda bilgiler edinmem kişisel gelişimime katkı sağlıyor. Aile evlerindeki çöpleri her zaman her zamanki gibi sokaktaki çöp tenekesine atan mahalle sakinleri birkaç gündür çöp tenekesinin yerinde olmadığını görünce çözüm arayışına giriştiler. Buna göre konuyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisinin daha doğru bir çözüm arayışı olduğu söylenebilir? A. Ali Bey'in çöpünü mahallenin girişine bırakması. B. Yeşim Hanım'ın çöpünü yan sokaktaki çöp konteynerine taşıması. C. Burak Bey'in belediyeye konu hakkında dilekçe yazması. D. Harun Bey'in çöp torbasını bir duvarın üstüne bırakması. C. Şıkkı doğru cevap. Herhangi bir olayın birden fazla nedenini ve Birden fazla sonucunun olması birçok kişiyi olumlu ve olumsuz yönden etkilemesi durumudur. Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? A) Olayların çok boyutluluğu B) Etkin vatandaşlık C) Sorumluluk D) Özgürlük A şıkkı doğru cevap. 18 yaşına kadar herkes çocuk olarak kabul edilmektedir. Bakıma ve yardıma muhtaç çocukların devlet tarafından özel koruma ve bakıma alınması gerekir. Her çocuğun dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme ve oyun oynama hakkı vardır. Çocuk hakları ile ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? D 1 2 ve 3. D şıkkı doğru cevap. Bir grup içindeki bireylerin rollerinin gereğini yerine getirmesi üzerine düşeni iyi bir şekilde yapması grup için çok önemlidir. Grup içindeki bireylerin sorumluluklarını yerine getirmemesinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır? A) Gruba katılımlar artar. B) Grubun başarısı artar. C) Grubun amaçlarına ulaşması zorlaşır. D) Sorunların daha çabuk çözülmesi sağlanır. C şıkkı doğru cevap. Grup rolü aile baba okul mühendis arkadaş kardeş kulüp üye tabloda verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır B şıkkı 2 ve 3 doğru cevap Bir toplumda bireyler hak ve sorumluluklarını bilmekte ve haklarına sahip çıkıp sorumluluklarını yerine getirmektedirler. Verilen bilgideki bilince sahip bireylerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A duyarlı oldukları, B bilinçli oldukları, C sorumlu oldukları, D bencil oldukları. D şıkkı doğru cevap. Okulunuzda bir kulübe üye olduğunuzu düşünün. Kulübünüzde kazanacağınız özellikler ailenizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi nasıl etkiler? Bir kulübe katılmak ve devamlı bir şekilde orada sorumlulukları yerine getirmek insanın gelişimi için çok faydalıdır kişi böyle ortamda düzenli ve grup içerisinde çalışmayı sorumluluk alarak hayattaki diğer sorumluluklarını da düzenli bir şekilde yapmayı öğrenir. Ailem ve arkadaşlarım arasında üzerime düşen bazı görev ve sorumluluklar vardır. Grup içerisinde almış olduğum görev ve sorumluluklarımı yerine getirdiğim gibi aile içerisinde ve arkadaşlarım arasında sorumluluklarımı yerine getirmek bana kolay gelecek ve büyük bir tecrübe kazandıracaktır. Benim de bir birey olduğumu ve bazı şeyleri yapmam durumunda bir grup oluşturmanın mümkün olmayacağını görmek, aile ve arkadaş içerisinde önemli bir yere sahip olduğum konusunda bana fikir verecektir. Böylelikle daha uyumlu ve sorun çıkartmayan bir kişi olarak birçok güzel ahlak elde etmiş olacağım. Çocukların haklarını etkin bir şekilde kullanabilmesi için neler gereklidir? Çocukların haklarını etkin bir şekilde kullanabilmesi için burada çocuklara, ebeveynlere, yetişkinlere ve devlete büyük görevler düşmektedir. İlk olarak yapılması gereken çocukların hakları konusunda bilinçlendirilmeleri ve bu konuda ebeveynlerin onlara destek çıktığını bilmeleridir. Çocuklar fiziksel olarak savunmaya ihtiyaç duydukları için kendi haklarını bilmeleri onlara yetmez. Ebeveynlerin çocuklarının hakları çiğnemeleri ve onların sağlıklı bir birey olarak yetişmeleri için katkıda bulunmaları lazımdır. Yetişkinlerin de buna riayet etmesi çok önemlidir. Ne yazık ki herkes bugün işte olmadığı için bu konuda kesin kurallar koymalı ve çocuklara yasalarla korunmalıdır. Çocukların haklarının çiğnenmesi durumunda caydırıcı cezalar konulmalıdır. Planlı çalışmak ile görev ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Planlı çalışmak ve gün içerisinde yapacağımız şeyleri belirlemek çok önemlidir. Planlı çalışma sayesinde saatli bir şekilde gün içerisinde neye ne kadar zaman ayıracağımızı belirler ve böylece hiçbir işimiz aksamadan günümüzü bitirebiliriz. Planlı çalışmada kişinin dinlenmeye ve eğlenceye zamanı ayırdığı gibi aynı zamanda görev ve sorumluluklarına da yeterli miktarda zaman ayırması ona günün verimli geçmesine yardımcı olacaktır. Plan yapmadığımız zaman bazı şeylerle fazla ilgilendiğimizi, bazı şeyleri zaman ayırmadığımızı fark edemeyiz. Böylece günümüz verimsiz geçer ve birçok görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeyerek mağdur oluruz. Sosyal bilgiler dersinin hayatımıza yaptığı katkıları örneklerle açıklayınız. Sosyal bilgiler dersi yaşadığımız toplumun geçmişini, kültürel yapısını, coğrafi özelliklerini, bizlerin hak, görev ve sorumluluklarını, milli kimliklerimizi, diğer kültürlere saygı duyulması gerektiğini öğretir. Sosyal bilgiler sayesinde her öğrenci kendisinin bir birey olduğunu, Özgüvenine katkı sağlayarak geçmişini bilen ve geleceği emin adımlarla yürüyen bir birey olmasını sağlar. Kendi kültürel özelliklerine sahip çıkmasını ve diğer kültürlere saygı duymayı öğretir. Planlı çalışmayı, hak ve sorumluluklar gibi insanların hayatta hem ezilmeden hem de başkasını ezmeden yaşayabileceğini gösterir. Sosyal bilgiler dersi sayesinde bir birey olduğumu ve genel kültür alanında birçok bilgi edindiğimi fark ettim. Haklarımı, planda yaşamanın önemini, görev ve sorumluluklarımı öğrenerek daha iyi bir insan olmak için azmetmeyi öğrendim. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.